Arkadaşlar merhaba. Bugün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'deyiz. Erdal Bey ile birlikteyiz ve Recep Bey ile birlikteyiz. Erdal Bey fabrikanın direktörü, Recep Bey de üretim direktörü. Bir de babam var. Bugün geldi bize eşlik edecek sağ olsun. Birlikte fabrikayı gezeceğiz. Aslında bu yeni bir dönem için çektiğimiz bir video. Halka fabrika ziyareti açılacak. İnsanlar gelip ziyaret edebilecek. Nasıl gelişecek bu süreç? Biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi bunu uzun süredir planlıyorduk. Hı-hı. Tofaş biliyorsunuz topluma mal olmuş bir şirket. Çok ilgi çeken, otomobil zaten ilgi çeken bir şey Türkiye'de. Bunun batıda da uygulamaları var. Diğer OEM'ler de aynı şekilde, diğer otomobil fabrikaları da kendi teknolojilerini, üretimlerini ziyaretçileriyle paylaşmak için bu tür geziler organize ediyorlar. Biz de bunun için güzel bir hazırlık yaptık. 15 Kasım'da söylediğiniz gibi başlayacağız. Ziyaretçilerimiz internetten rezervasyon yaptırmak kaydıyla fabrikamızı ziyaret edebilecekler. Buraya gelecekler. Fabrikanın içinde gezmek üzere bir elektrikli bir araç organize ettik. Bir gezi treni birazdan göreceksiniz şimdi. Fabrikayı gezerlerken fabrikadaki üretim proseslerimizi tanıtacağız. Teknolojimiz hakkında bilgi vereceğiz. Burada ne yaptığımızı, nasıl üretim yaptığımızı anlatacağız. Güzel, ilginç bir gezi olacağını düşünüyoruz. Şimdi hangi aşamaları görecekler fabrikada Recep Bey? Onu da sizden dinleyelim. Tabii şimdi burada ilk gövde atölyemizin içerisinden başlayacağız. Ancak daha sonra ilk olarak pres atölyemizi göreceğiz. Daha doğrusu şöyle, üretim prosesini takip edeceğiz. Bizim üretim prosesimiz gelen rulo saçların şekillendirilmesiyle başlıyor. Biz de onu görmek için önce pres atölyesine gideceğiz. Gelen rulo saçlarımızın nasıl parçalar haline dönüştüğünü göreceğiz orada. Daha sonra bu parçalarımızı birbiriyle birleştirdiğimiz gövde atölyemize gideceğiz. Orada nasıl kaynatıldığını ve otomobil gövdesi haline geldiğini göreceğiz. Oradan da çıktıktan sonra artık montaj atölyemize gidip bu gövdelerin, boyanmış hale gelmiş gövdelerin üzerine gelen binlerce parçayla nasıl birleştirilerek otomobilin yürüyüp banttan çıktığını göreceğiz. Neredeyse tüm süreci aslında buraya gelen ziyaretçiler görmüş neredeyse olacak. Neredeyse tüm süreci ziyaretçilerimiz görmüş olacak. Kaç dakika sürüyor toplam? Yaklaşık 1 saat sürüyor. 1 saat sürecek. 10 liralık bir ücretimiz var. Öğrenci arkadaşlarımıza, küçük ziyaretçilerimize 5 lira indirimli. Ne güzel. Sembolik bir ücret. Süper. O zaman başlayalım. Buyurun. 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 Tonluk presimiz, yani birinci presimiz 2000 tonluk, arkadaki preslerimiz 1000 tonluk. Dolayısıyla 100 tane kamyonun üst üste olduğunu düşünüyorum. Dakikada 60 tane çıkartabiliyormuş bazı makinalar. Gelen rulo saçları kestiğimiz makinalarımız var. Yani onlar dakikada 60 tane kesim yapabiliyor. Pres hatlarımızda dakikada 10 ila 13 arasında parça basabiliyorlar. Sağımızdaki enteresan bir makine şimdi dinlediğiniz kadarıyla biraz sizden evet. Dinleyebilmiş çünkü dünyada az varmış. Evet, özellikle üretim hızı olarak dünyada bu pres hatları, üretim atölyeleri arasında böyle kıyaslamalar yapan bir kurum var. Onların kıyaslamalarına baktığımız zaman biz bu hattımızın hızı dünyada en hızlı 3 hat arasında. Parçadan parçaya geçme süresi 5 dakika, 4,5-5 dakika. Şu anda bastığımız parça ön göğüs sacı dediğimiz aracın torpidosunun altındaki ön göğüs parçası. Biraz kalite kontrolü gibi. Evet, kontrolünü yapıyoruz. O çok enteresan. Optik ölçüyoruz. Yani dokunmadan optik olarak ölçebiliyoruz. Farkları bile ölçüyor. Kesinlikle. Zaman. Parçamızın üzerindeki ölçülerin nasıl olması gerektiğini biliyor. Dolayısıyla o olması gereken teorik ölçüyle mevcut parçanın ölçüsünü karşılaştırıyor. Arada herhangi bir fark varsa bize bunu hemen söylüyor. Günde 1500 araç. Maşallah. Yani yaklaşık 50-55 saniyede bir araba. Mesela bir Torino fabrikasıyla, İtalya fabrikasıyla karşılaştırdığımızda oran ne?
Şimdi Torino'daki fabrikadaki üretim çok düşük şu anda. Evet. Orada sadece Alfa Romeo Mito ile Maserati'nin Levante modelini yapıyorlar. Evet. Onun da toplam üretimi 30 bin civarında falan Torino fabrikasında. Bize en yakın üretim yapan fabrika 320 bin civarında belki fabrikası. 500X ve Renegade yapıyor. Kazan dünyada birinci miyiz şu an? Biz bütün FCA grubunda en iyi üretim yapan fabrika. Evet. Şimdi gövde atölyemizdeyiz. Biraz önce gördüğümüz saç parçalarının artık nasıl birleştirildiğini burada görüyoruz. Burada üretimimizin kaynak atölyesi. Evet, yani kaynak ağırlıklı olarak punta kaynağıyla parçaların birleştirildiği atölyemiz. Sizi gezimizle baş başa bırakalım burada. Burun kısmı aracın, daha sonra taban kısmı ayrı bir yerde hazırlanıyor. Sağ yan duvar ve sol yan duvarlar, biz onlara yan çerçeve diyoruz, onlar farklı yerlerde hazırlanıyor. Ve bu gördüğümüz istasyonda tamamı bir araya gelerek birleşiyorlar. Dolayısıyla tavan hariç tüm gövde orada birleşmiş oluyor. Bir sonraki istasyonlarda da puntalar sıkılaştırılıyor ve tavan montajı yapılıyor. Ve gövdemiz ana hatlarıyla oluşmuş oluyor. Bu yan taraflarda sadece belli parçaların hazırlamasını yapıyor arkadaşlarımız. Daha sonra onu robotlu hatta yüklüyorlar. Robotlar parçaları gövde üzerinde birleştiriyor. Biraz önce Doblo'da görmüş olduğunuz o birleştirme istasyonu Ege hattında bu şekilde. Burada çünkü 3 ayrı modeli üretiyoruz. Yani hem sedan modeli, hem hatchback modeli, hem de station wagon modeli. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz bu birleştirme aparatlarının her modelde değişmesi gerekiyor. Ve bunların tamamı otomatik olarak değişiyorlar. Bizim bu istasyonda bir işlem süremiz, bir aracın işlem süresi 87 saniye. Hatchback'ten sonra örneğin station wagon geldiğinde o 87 saniye içerisinde aynı zamanda yanda gördüğünüz aparatlar da değişiyor. Zaten yani yazıyor, o şimdi sedan yapıyor. Sedan çıkacak. Şu an sedan yapıyor. Evet, şu an sedan yapıyor. Sedan çıkacak. Burada kendi kanalına girerken hatchback yapacaksak örneğin daha sonra hatchback çıkıp hemen oraya gidip operasyona devam edecek. 87 saniye ve 87 saniyede bu değişim artı içerideki kaynak işlemleri bitecek. Bitiriyor. Evet. Yine bu şekilde biz buna esnek hat diyoruz. Dünyadaki ender örneklerden bir tanesidir. Aynı hatta farklı modelleri böyle esnek bir şekilde üretebilmesi açısından. Evet, yani farklı karoser seçeneğini yapmak zor diye biliyorum ben, evet, de aynı hatta. Evet. Bu şekilde çözülüyor. Biz burada bunu çözmüş durumdayız şu anda. Yine orada macun çektiğini görüyorsunuz yan çerçeveye. Macunu çekerken orada kırmızı bir ışık görüyorsunuz. Onun hemen üzerinde de kamera var. Macunun kalınlığını ve pozisyonunu da o kamera anlık olarak kontrol ediyor. Eğer macun kalınlığında veya macun pozisyonunda bir sorun varsa hemen hattı durdurarak hat operatörüne haber veriyor. Burada %100 kontrol var. Hem makine hem insan kontrolü, ikisi bir arada o zaman. Evet, yani makine kontrolü %100, insana sadece bilgi veriyor, burada hata var diyor. Yani gel sen de bir bak. Evet, aslında arkadaşlarımız o hatanın nereden geldiğini bulup hemen düzeltiyorlar. Daha aracın üzerine monte etmeden. Önce kapıları söküyoruz arkadaşlarımızın rahat çalışabilmesi ve aynı zamanda da kapıların hazırlanabilmesi için içerisine konulacak da monte edilecek malzemeleriyle beraber. Daha sonra da söylediği gibi içten dışa, yani önce aracın içerisinde işte en altta bulunan tesisat gibi, izolatör gibi parçalar önce takılarak, sonra onların üstüne gelecek olan halılar, fitiller takılarak aracın önce içi tamamlanıp sonra dediği gibi dışarıya doğru diğer parçalarımız takılır. Burası şu anda aracın montaj atölyesine ilk girdiği istasyonların olduğu bölge. Kendi gidiyor. Kendi gidiyor onlar. Evet. Yerdeki çizgiyi takip ediyor. Yerdeki çizgiyi takip ediyor. Gitmesi gereken yer belli. Gidiyor ve duruyor. Gidiyor orada, duruyor. Daha sonra da yan tarafta görüyorsunuz arabaların yanında, her birinin yanında, evet, bir tane araba var. Onlar yine bizim arkadaşlarımızın hazırladığı böyle küçük akıllı otomasyonlar sayesinde kendi kendine araçla akıplı oluyorlar. Buradaki
önemli bir nokta da bütün bu gördüğünüz o arabalar, onların üzerindeki parçaların yerleşimi ve tasarlanması, bunların hepsini bizim kendi ekiplerimiz yapıyor. Kendi Ar-Ge ekibimiz yapıyor. Kendi ekiplerimiz yapıyorlar. Üretimde çalışan, böyle bu işe gönül koymuş, bu işe iyi yapabilen arkadaşlarımız. Gönüllü olarak yapıyorlar. Gönüllü olarak yapıyorlar diyebiliriz aynen öyle. Hatta Fiat Chrysler dünyasında da bizim bu konudaki ne kadar iyi olduğumuzu herkes bildiği için arkadaşlarımızı hem Fiat'ın hem de Chrysler'in Avrupa'daki ve Amerika'daki fabrikalarına da gönderiyoruz. Her bir bölgenin sonunda o bölgede yapılan işleri kontrol edildiği istasyonlarımız vardır. Böyle özel ışıklandırılmış, burada görüyorsunuz. Arkadaşlarımız işte buraya kadar olan 30 istasyonda yapılan işlemler nasıl yapılmış, orada bir hata var mı, onların kontrolünü yapıp onaylayıp öyle gönderiyorlar araçları. Şimdi araçlarımız buradan mekanik binamıza gidiyor. Mekanik binamızda mekanik parçalarıyla motor, şanzıman tarzı gibi, süspansiyon gibi bütün mekanik tekerler orada takılıyor. Daha sonra tekrar bu binaya geliyor. Sol tarafta o binadan gelmiş araçları görüyorsunuz. Nitekim bu araçlarımızın motorları, lastikleri hepsi var. Buradan sonra artık yine tamamlanarak, işte dolumları yapılarak, kapıları takılarak, koltukları koyularak son istasyona kadar gidecek. Biz de bu süreci takip edeceğiz. Yerlerden bir tanesi. Evet. Bir müşteri gözüyle denen bir şey varmış. Onu biraz evet. Açar mısınız? Tabii tabii. Şimdi bu hatta önce hattın sonuna araç geldiğinde bizim elektronik kontrollerimiz var. Aracımıza bir cihaz bağlıyoruz. O aracın beyniyle ve elektronik ekipmanlarıyla haberleşebiliyor. Dolayısıyla aracın bütün fonksiyonel testlerini, kontrollerini, çalışıp çalışmadığını orada test edebiliyor. Önce bir kere o fonksiyonel kontrolleri yapıyoruz. Daha sonra da bu gördüğünüz ışıklandırılmış bölgeye geldiğinde araç, arkadaşlarımız aracın dış yüzeyini, boyasını, boya kontrollerini, herhangi bir hasar var mı, çizik var mı, çok küçük bir problem bile olsa var mı, bunların tespiti için kontrollerini yapıyorlar. Dolayısıyla aracımızda hiç bunların birisi yoksa, hiçbir problem yoksa aracımıza onay veriliyor ve aracımızı çalıştırıyoruz, bu banttan çıkıyor. Babam zaten söyledi, mikron testi bile yapıyorlarmış yani. Evet. Detaylı. Her türlü kontrol bakıyor. Burada yapılıyor. Evet. Bu ışıklandırmalarımız da özel bizim. Aracın rengine göre şiddeti değişiyor. Yani her aracın, her rengin görmek için gerekli olan ışığın şiddeti farklı. Dolayısıyla buradaki sistem aracın rengini biliyor. O aracın rengine göre ışığın şiddetini böyle değiştiriyor. Ben çok çok teşekkür ederim size. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Babamla böyle bir deneyimi yaşamak benim için ekstra bir şey oldu. Evet, sen sevdin. Evet, evet. Gerçekten. Yani böyle bir tesis, efendim, yani bu endüstriyi altına ısıtmak böyle çok güzel. Evet, çok güzel evet. Fikir. Yani bize dediğim gibi yıllardır soruluyor bu. Dergilerde de mail atılıyordu. Şimdi YouTube'dan da özel mesajlarla soruluyor. Bir fabrikaya gitsek girebilir miyiz, gezebilir miyiz diye. En güzel cevabı siz verdiniz. Zaten bence böyle bir şey yapmak da Papaş'a yakışırdı Türkiye'de. Çünkü o Şahinlerden, Doğanlardan, o Kuş serisinden evimizin kalbinde yer eden bir marka yani. Benim de kendi 131'im vardı. O yüzden kimin yoktu ki? Değil mi? Kimin yoktu ki? Evet, aynen öyle yani. Ben de 124 olduğum zaman. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ederim. Keyifliydi, çok zevk aldık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, ağzınıza biz sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik size de. Gezdirdiniz bizi, sağ olun. Kaç kişi çalışıyor fabrikada? Son bitirmeden bir şey rica edeceğim. 9500 civarında tamam, çalışanımız toplam var. Toplam şu anda 9500 evet. Var. Güzel. O zaman özel ricam sizden. Video yayınlanırken ben size link atacağım mail.
herkese atarsanız benim kanala tabii, abone olsunlar. Hepsine, bir de video izlesinler. Kendilerini de görebilirler. Tabii, tabii, çok sevinir. Tamam, oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağolunuza sağ olun. Çok memnun oldum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar fabrikadan bu kadar gezi. Siz de merak ettiğiniz alanları, yerleri varsa fabrikanın, daha önce hiç otomobil fabrikası gezmediyseniz gerçekten enteresan bir deneyim. Gelin gezin. Burada kulaklıklar da attılar bize, görmüşsünüzdür. Orada tüm bilgileri detaylı olarak veriyorlar. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.